Kaptanı Derya Pulak Mustafa Ağa. Evvela sen başla. Tersanelerimize yeni 1000 amele takviyesi yaptık. Gece gündüz 200 adet yeni kadırgayı inşa etmek için çalışıyorlar. Allah'ın izniyle baharda suya atmış oluruz hünkârım. Haziran'a çıkıyoruz sefere. Hazırlığınızı ona göre yapın. İnşallah hünkârım. Anadolu'daki sancak beyleri ve kadırlara ferman-ı şerifinizi yolladık. Seferi Hümayun hazırlıklarına başladılar. Yeni toplar döktürüyoruz hünkârım. Darbzen cinsi toplara ağırlık vereceğiz. Darbzen iyidir Mustafa Paşa. Lakin Bacalışka'yı da ihmal etmeyin. Menzili uzundur. Rodos Kalesi'nin surları Belgrad'a benzemez. İki katı güçlüdür derler. Rumeli ve Anadolu'da 40 bin kürekçi, 20 bin azep asker yazımına başladık hünkârım. Âlâ. Şark'ta Dulkadir'de sıkıntı var hünkârım. Ne sıkıntı olabilir Ferhat Paşa? Sen de Dulkadir'le barışamadın gitti. Hünkârım arz edeyim. Dulkadiroğlu Ali Bey Mısır'daki memlüklülerle irtibat halinde. Rodos seferi için Maraş'tan, Sivas'tan, Elbistan'dan bize asker sevk etmeyeceğini her mecliste söyler olmuş. O vakit Ferhat Paşa topla askerini, savuştur bu belayı. Dulkadiroğlu'nun aklını başına almasını sağ. Yahut al başını gel buraya. Gel bakalım Pir Reis. Bakalım senin şu haritalarına. Pulak Mustafa. Yalan söylüyor. Nifak sokuyor. Dulkadiroğlu Ali Bey öyle bir adam değildir. Ferhat Paşa'nın derdi başka. Ahmet Paşa günaha girme. Çoban Mustafa Paşa. Serdar olacaksın. Piri Paşa'nın sağ kolusun bundan böyle. Ferhat Paşa Şark'a gidiyor. Sen de burada orduyu sefere hazır edeceksin. Şeref duyarım hünkârım. Hünkârım, Layoş kafiri boş durmuyor. Avrupa saraylarında Sultan Süleyman artık buralara gelemez diye dolaşıyormuş. Dili uzamış. Onun dilini koparacağıma, o günlerin yakın olduğunu, dilsiz sokaklara dolaştırıp aleme göstereceğimi sana bu havadisi getirenlere tez iletesin paşa. Lakin unutmayasın. Yoksa senin de dilin gider. Toplantı için hazırız hünkârım. Bargalı, senin şu matrakçıdan haber yok mu hala? Rodos'a mı yerleşti? Dün bugün gelmiş olması lazım hünkârım. Akşam çarşıya inip bakacağım. Merak ediyorum nelerle gelecek. Piri Paşa, oğlun Mehmet Çelebi ile tanıştım. Çok iyi yetişmiş bir genç. Tuttuğu yol, inandığı istikbal etkiledi beni. İltifatınıza layık olsun inşallah. Mehmet Çelebi'yi çok parlak bir gelecek bekliyor Piri Paşa. Hünkârım, Venedik elçisi huzurunuza çıkmak için izninizi ister. Gelsin. Sultano mio, vi portato dei regali. Elçi Mucenigo size hediyeler sunmak için izninizi ister. Piano seni. Yavaş yavaş, dikkatli. Tulipani di vetro per voi dal Palazzo di Venezia. Come forse saprete, il tulipano non cresce da noi. Riproduciamo questo fiore ottomano dal vetro e condividiamo questa bellezza con voi. Venedik Sarayı'ndan size camdan laleler. Venedik'te yetişmediği için bu Osmanlı çiçeğini camdan yapıp bu güzelliği sizinle paylaşıyoruz. Pek latif olmuş. Narin, kırılgan.
İbrahim, bizim has bahçedeki bazı lalelerin soğanlarından hediye edin elçiye. Vatanına götürsün. Venedik'te Osmanlı laleleri sarsın her yanı. Hünkârım, uzun yıllar boyunca lale soğanlarını topraklarımızın dışına çıkartmak yasaktı. Güzelliği paylaşmanın yasağı olmaz, kaldırdım. Piri Paşa, iyi gelin. Biz de Venedik'e gittiğimiz zaman beğendiğimiz ne varsa getiririz. E quando noi andiamo a Venezia, portiamo indietro tutto ciò che ci piace. È un onore ospitarvi nella Repubblica di Venezia. Prepariamoci immediatamente per la vostra visita. Sizi Venedik Sarayı'nda ağırlamak ne büyük şeref. Ziyaretinizi hemen hazırlayalım. Geleceğim. Ama gezmeye değil, almaya. Çevir İbrahim. Vero. Però non per visitare. Dicono che Re Lajos sta giurando per la vendetta e sta parlando di dare un colpo al cuore del sultano. Kral Lajos intikam yeminleri ediyormuş. Sultanı kalbinden vuracağım diyormuş. Söyle o akılsıza, ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Çevir İbrahim. Di a quel idiota. Se fosse fuoco brucierebbe tanto il suo calore. Sultanım Süleyman geliyor beni görmeye. Yüzünü sakın açma. Peçeli kim? Tanımadın mı? Gülnihal Sultanım. Gülnihal mi? Tanımadım. Peçeli niye? Yüzünde çıban çıktı. Yara. Oğlum nerede? Mehmet'im, onu görmek istiyorum. Validem aldı oğlumu benden. Süt anneye verdi. Benim süt zehirmiş oğluma. Gülnihal. Oğlumu görmek istiyorum. Söyle getirsinler. Yazık Gülnihal. Güzelliğine, gençliğine. Sultan Süleyman girdi odasına. Hürrem şimdi ne naz, ne cilveler yapıyor hünkârım. Annesi gibi güler yüzlü, neşeli. Evet.
Bizim neşemizin sebebi sensin hünkârım. Sen yok, neşe yok. Keşke Hatice Sultan da neşeli olsa, yüzü gülse. Hatice kötü mü? Bir şey mi oldu? Bugün yine baktım ona. Böyle rengi solmuş gibi. Genç, çok güzel hatun Hatice Sultan. Ama yazık, kalbi boş. Dul kalmış. Yakında, çok yakında gülecek yüzü Hatice'min. İyi bir izdivaç yapacak. İzdivaç ne? Evlilik demek. Aramızda kalsın. Mükemmel bir damat namzetim var. Şş. Tamam. Bana anlatma. Ama İbrahim biliyor mu? Hünkârım Matrak şu Nasuh Efendi huzura kabul için müsaade ister. Gelsin. Bir gittin Rodos'a dönemedin Matrakçı. Neler getirdin bana hemen göster. Hünkârım. Rodos. Çok büyük bir ada. Çok da iyi muhafaza edilen bir ada. Denizde donanmamız elbet güçlü olacak. Ama savaşı bize lağımcılar ve hendekçiler kazandırır. Kalenin etrafı derin hendeklerle çevrili. Kalenin içinde bizden yana kimseler olmalı. Mevcut hünkârım. Yahudi Hekim Solomon ve şövalyelerden Andre ile irtibat halindeyim. İlaveten lağımcıların nereleri kazacağını oraya gönderdiğimiz esnaf takımı gösterdi. Rodos Çarşısı'nda 3 aydır tezgah kurdu bizim yiğitler. Mal alıp satıyorlar, muhit de edinmişler. Bizim Venedik elçisi gibi. Havadis toplayıp rapor edecekler. Hala. Akşam oldu Mustafa'm. Yeter artık. Bırak oyunu. Mustafa'm. Acıdı mı canım? Acımadı. Gel yanıma, gel. Gel bir sükunet bul, gel. Gel, başım döndü koşmandan. Gel. Baba, baba. Ne iyi, hepinizi birlikte gördüm. Gelirken sana uğradım. Söyleyeceklerim vardı valide. Hayırlısıyla ne vakit çıkıyorsun sefere? Yakında, az kaldı. Mustafa'm, aslan parçam. Haremim sana emanet yine. Ben de geleceğim sefere. Sümbül baksın hareme. Bundan sonraki ilk sefere birlikte gideceğiz, söz. Zırhımızı giyeceğiz, kılıcımızı kuşanacağız. Daha nice seferlerimiz olacak. Oturun. Söyleyeceklerim var. Hatice'm, sen de şükür iyileştin.
Validem, eğer iznin olursa Hatice'min Piri Paşa'nın mahdumu Mehmet Çelebi ile izdivacını isterim. Pek münasiptir. Allah izin verirse sen hayırla dön Rodos'tan, hemen düğünü yaparız. Lakin ben yola revan olmadan nişan yapılsın isterim. Siz hazırlıklara başlayın, ben Piri Paşa ile konuşurum. Sağ salim seferden dönünce de düğünü yaparız. Hatice'm, kıymetlim, senin saadetin benim saadetimdir. Manisa Sarayı'ndaki mutlu günlerimiz gibi. Mustafa'm size sarılmış uyuyor. Güvenli kucağınızda mutluluk bir sağanak gibi yağardı. Bu sarayda ise keder yağıyor üzerimize. Ben bu keder sahnağı altında yapayalnız korkuyorum. İstikbalimizi göremiyorum. Bu keder beni kör etti. Sizden çaresizce benden esirgediğiniz şefkati dileniyorum. İstediğim kusur için sizden binlerce kez özür dilerim. Yüce affınıza sığınıyorum. Kusur elbet insana mahsus. Lakin sen beni hiçe saydın. Benim tercihlerimi hiçe saydın. Soframa zehir soktun. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahidevran. Piri Paşa'yı çağır bana Pargalı. Divan için mi görüşeceksiniz hünkârım? Piri Paşa huzura kabulünü beklerim hünkârım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun hünkârım. Hayırlı olur inşallah Piri Paşa. Bizi yalnız bırak İbrahim. Ailem benim için çok kıymetlidir, bilirsiniz. Onların saadeti benim saadetimdir. Kız kardeşim Hatice Sultan ise nezaketi ve zarafetiyle kalbimin baş köşesindedir. Onu ancak mahdumunuz Mehmet Çelebi gibi kamil bir gence emanet edebilirim. Hünkârım, bu ailemiz için büyük bir şereftir. Öyleyse Rodos'a gitmeden ilan edelim. Pargalı, gel otur şöyle.
Al kalemi eline. Yaz. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden olma. Ayşe Hafsa Valide Sultan'dan doğma. Hatice Sultan'a. Vezir-i Azam Pir-i Mehmet Paşa'nın mahdumu Mehmet Çelebi'yi namzet tayin ettim. Yüz bin duka altın mihri muaccel bedeli tayin edilsin. Ağırlıklar hazırlansın. Nişan hazırlıklarına tez başlatın. Hemen hünkârım. Hatice Sultan'a yakışır bir nişan istiyorum Pargalı. Bu kutlu günün sorumluluğu Sümbül Ağa'da. Ama ben seni bilirim. Şeref duyarım hünkârım. Validem. Aslanım geldin, günümü aydınlattın. Gününü daha da aydınlatacak bir havadisim var. Neymiş o? Piri Paşa ile konuştum. Hazırlıklara başlayın, nişanı ilan ettik. Ah. Hünkârımız çalışıyor, içeri giremezsiniz. Girerim. Mühim. Hürrem Hatun. Has odaya aklına estikçe girip çıkamazsın. Buraya çağrılmadıktan sonra gelemezsin. Şunu anlamadın gitti. Pargalı İbrahim. Sen beni anlamadın. Ben mühim dedim. Ve Sultan Süleyman göreceğim. Bu arabana yasak mı? Hünkârım bağışlayın. Engellemeye çalıştım lakin... Tamam pardon. Hürrem Hatun. Ben sana müjde vermeye geldim. Bir şehzade daha vereceğim sana. Gebeğim. Allah'tan hayırlısı. Memnun değil misin? Bir şehzade daha geliyor hünkârım. Memnunum. Hem de çok memnunum. Lakin şimdi çalışıyorum. Çekilebilirsin Hürrem Hatun. Buyurun Hürrem Hatun. Hünkârım, tebrik ederim. Sağ ol Pargalı.
Tersaneden haber geldi hünkârım. Ne zaman isterseniz gidebiliriz. Yarın uygundur Pargalı. Hayırdır? Yüzün düşmüş. Bir şey mi var bilmediğim? Haşa hünkârım, ben sizden ne saklayabilirim? Mümkün mü? Hocam yazımı çok beğendi. Aferin benim aslan parçama. Al bakalım. Sen memnun musun peki hocandan? Memnunum. Baba, kadınlar neden ağlıyor? Nereden çıktı bu sual? Gördüm, hep ağlıyorlar. Bizim yüzümüzden. Biz erkekler üzüyoruz bazen onları. Ben üzmeyeceğim kadınları. Annemi de Hatice'yi de üzmeyeceğim. Hürrem Hatun. Erken geldin. Mustafa ile oyun oynuyoruz. Mustafa. Nasılsın? Bak. Burada sana kardeş. Yine mi kardeş? Sen en büyüklerisin ama. Abi olacaksın. İkisine de yol göstereceksin. Ben anneme gideceğim. O çok üzgündü şimdi. Beni anneme götürün. Hayırlısıyla Rodos'tan Zafer'le döner dönmez düğünümüzü yaparız. Hünkârım, bu saraydaki en muhteşem düğün olacaktır, eminim. Mehmet Çelebi çok mahcup, terbiyeli bir hoca. Bakın nasıl da sığınmış Pargalı İbrahim'e. Çağırın damat namzetini. Namzeti mi kaldı paşam? Daha atanmadı mı asil damatla? Ahmet Paşa, bu mutlu, kutlu gecemize şeref verdiniz gelmekle. Lakin adapta kusur olmasın. Hatice Sultan benim hazinemdir. Bahşettiğiniz bu hediye ömrüm boyunca elimden düşmeyecek hünkârım. Siz devam edin paşalar. Pargalı, sen burada kal. Damatla ilgili. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hayır.
mesut etsin Hatice'm. Kıymetlim.